Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle oysa ki bunun için emek verdim, hazırladım. E, direkt sorulara geçecektim mantığını anlatmadan. Şimdi arkadaşlar bugün konuşacağımız soru tarzı cümle oluşturma sorularıdır. Cümle oluşturma sorularında e, her sene olmasa da e, KPSS'de, ALES'de, DGS'de, TYT'de karşımıza çıkan bir soru tarzıdır cümle oluşturma. Ancak az önce de söylediğim gibi baştan söylüyorum. Lütfen bu tarz soruları Paragraf oluşturma, paragraf sıralama sorularıyla karıştırmayın. Biz şu an cümle oluşturma sorularını konuşacağız. Şimdi burada bize soruda ya 5 tane ya da 6 tane söz öbeği verecek. Bakın bu tarz sorularda sözler, söz öbekleri genellikle kısa kısa veriyor ÖSYM. Çıkmış soruları birazdan göreceğiz. Ve bize diyecek ya 5 tane ya 6 tane verip diyecek ki bu sözlerle anlamlı ve Kurallı bir cümle oluşturulmak istenirse hangisi baştan ikinci olur? Hangisi baştan üçüncü olur gibi bir soru kalıbımız var. Bakın biz cümlelerden paragraf oluşturmayacağız. Buralarda söz olacak. Bu söz bir araya getirip ne oluşturacağız? Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacağız. Dostlar bakın bu tarz sorularda Baştan ikinciyi soruyorsa evet baştan sona doğru çözmek çok mantıklı. Siz genellikle büyük bir çoğunluğunu şöyle çözüyorsunuz. Önce giriş sözünü buluyorsunuz sonra en baştan sona doğru gidiyorsunuz. Ancak arkadaşlar bakın kurallı cümlenin değişmez özelliği nedir? Yüklemin sonda olmasıdır doğru mu? Kurallı cümle bize öznenin nerede olduğunu söylemez. Kurallı cümle bize sadece şunu söyler. Yüklem sondadır. Dolayısıyla bu tarz sorularda bence baştan sona gitmek bir tık risk ve bir tık zaman kaybı. Eğer siz yüklemden başa giderseniz ki ben bugün derste size farklı bir bakış açısı oluşturmaya çalışacağım, geliştirmeye çalışacağım. Kurallı cümlenin gereğini yerine getirip önce yüklemi bularak soruyu çözmeye başlarsanız ve yüklemin önüne gelecekleri sırasıyla bulmaya çalışırsanız daha rahat hareket edersiniz. Hele ki size eğer baştan üçüncüyü veya baştan dördüncüyü soruyorsa gidin mutlaka yüklemden başa doğru soruyu çözmeye çalışın. Yani baştaki sözü beyni bulup da sona gitmek yerine sondan başa gitmek daha doğru olur. Yani böyle bir dizilim yapmanız daha doğru olur. Şimdi bunlar tabi havada kalıyor. Soru üzerinde anlatmadıkça bunlar oturmayacak ama şimdilik şunu bilmelisiniz ki baştan üçü, baştan dördü soruyorsa hele ki 5 tane söz öbeği varsa ve sana baştan dördüncüyü soruyorsa kesinlikle sondan başa git. Sakın baştan sona gelme, vakit kazan. Bu birincisi. İkincisi de soru dağılımlarında şunu görüyorum ben çıkmış sorularda. Mutlaka ÖSYM şunları kullanıyor. İsim tamlamasının ekleri var ya tamlayan eki -ın, tamlanan eki -ı. Bir tamlayanımız var, bir tamlananımız var ya. ÖSYM bu birleştirme sorularında bunu böyle bir bardak gibi ortadan ikiye kırıp, bir kalem gibi ortadan ikiye kırıp, tamlayanı bir yerde bırakıyor, tamlananı bir yerde bırakıyor ve senin birleştirmeni istiyor. Bu yüzden sıralama yaparken tamlama eklerine lütfen dikkat edin. Özellikle tamlamaları birleştirmeye çalışın ve eğer deyim varsa deyimlere dikkat edip bu deyimleri tamamlamaya çalışın. İşte küplere bir yerde olur, binmek bir yerde olur. Veya e, kapının bir yerde olur, kolu bir yerde olur. Mantık budur ya. Yani ÖSYM buna göre bir sıralama oluşturur. Buralardan kırar cümleyi. Ya yani bu sözöbeklerinin kırılma noktaları ya tamlamalardır ya deyimlerdir. Dikkat edin. Birazdan da zaten çıkmış sorular üzerinden bunu göreceksiniz. O zaman üzerinden geçip hemen sorularıma bakıyorum. Eğer anlamlı ve kurallı bir cümle soruluyorsa yüklemden başa doğru sıralama yapmanız daha doğru olur, daha pratik olur, daha doğru çözdürür size. Ve bunu yaparken de tamlama eklerine ve deyimlere dikkat ederek çözerseniz sorun kalmayacaktır dostlar diyorum. Ve bu soyut anlatımı somutlaştırmak adına sizleri çıkmış sorulara davet ediyorum dostlar. Buyurunuz ellerinizden öper. Çıkmış sorular üzerinden konumuzu işleyelim. Şimdi bana sorum ne diyor? Önce bunu anlayalım. Diyor ki yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? Bak baştan dördüncüyü sormuş. O zaman sondan başa gitmem daha mantıklı değil mi? Evet. O zaman kaç söz öbeği var? 6 tane. 6, 5, 4. Yani benim şuradaki yer benim cevabım olacak değil mi? 6, 5, 4. Öncesine ihtiyacım yok. Ve sizin bence yaptığınız hatalardan birisi cümleyi tam anlamıyla sıralayıp sonra ihtiyacınız olanı bulmak. Hayır kardeşim baştan dördüncüyü soruyorsa sadece dördü bul yeter. Üçle ikiyle birle işin yok senin. Tamamen sıralamaya çalışmanın alemi yok arkadaşlar. Şimdi bakalım. Önce yüklemi bulalım. Burada söz öbekleri arasında yüklem olmaya aday olan hangisi? Tabii ki altı. Bunu yazdım. Ve şunu yapıyorum. Bir hesaplaşma yapmaya yöneldiler diyor ya. Bunun başına ne gelebilir? Kontrol ediyorum tekniklerine ve bir hesaplaşma yapmaya, yaşadıkları bir hesaplaşma yapmaya, dönüşümleri bir hesaplaşma yapmaya, yaşadıkları arasında bir. Aa bak şu çok güzel oldu değil mi? Geçmişle yaşadıkları arasında bir hesaplaşma yapmaya yöneldiler. Aa bak cuk diye oturdu. Bir de bakalım sahip bir hesap. Yok olmadı. Kardeşim bunun önüne ne geleceği belli mi? Geçmişle yaşadıkları arasında bir hesaplaşma yapmıyor Nelde. Başka bir ihtimal var mı? Yok. O zaman bunun önüne gelecek olan da şey ne? 2. Şimdi bak cevaba gidiyorum. İşlemeye demiş ya burada işlemeye. Sahip işlemeye, dönüşümleri işlemeye, yaşadıkları işlemeye, tekniklerine ve işlemeye. Hangisi oldu? Değişim ve dönüşümleri işlemeye diyebilirim değil mi? Evet. O zaman bunun önüne de 3'ün geleceğinden eminsem. Şak diye işaretleyip geçiyorum. 1'i, 2'yi, 3'ü bulmana gerek var mı güzel kardeşim? Bence yok. Ben ihtiyacım olanı emin miyim bulduğumdan? Evet. Yani ne yaptım güzel arkadaşım? Yani ne yaptım? Bak, ne yaptım? Diyelim ki şurada yüklem mi var? Yüklemin olduğu yeri buldum. Sonra bu yüklemin bak yüklemin olduğu yerin başına geldim. Buranın önüne ne gelebilir diye düşündüm. Diyelim ki bu mu geldi? Bundan sen bu sefer bunun başına geliyorum. Buraya ne gelebilir dedim buraya. Zincir kuruyorum bak ne yaptım son baş son baş son baş şeklinde sorumu çözüyorum. Burada da aynısını yaptım. Ama hocam 1 2 3'ü bulmadan benim için rahat etmez dersen cevabı bulduktan sonra unutmayın sağlamasını yapmak insana daha kolay gelir. Yeter ki cevabı bul. Cevabı bulmak için soruyu çözmek ayrı bir derttir. Cevabı bulduktan sonra sağlama yapmak keyiftir. O yüzden bu şekilde rahatlıkla çözebilirsiniz. Evet umarım derdimi anlatabilmişimdir. Uçtu gitti gelsin yeni soru yeni heyecanlar. Buyurunuz arkadaşlar hemen sorumuza şöyle bir bakalım. Biraz şöyle uzaklaştıracağım sığsın diye. Demiş ki yine anlamlı ve kurallı bir cümle oluştur bana. Oluşturalım bakalım. Şimdi kurallı cümlenin olayı ne? Yüklemin sonda olması. Ne istiyor? Baştan dördüncü istiyor. O zaman sondan başa gitmek yine mantıklı mı? Bence çok mantıklı ki ÖSYM genellikle baştan dördüncüyü ya da baştan ikinciyi sorar. Baştan dördüncüyü sorarsa sondan gidin dostlar. Yüklemimiz ne diye bakıyoruz? Hemen hızlıca şöyle bir okudum. Yine şunu yapıyorum bak karıştırmamak için. 6, 5, 4. Yanlış bir seçeneği işaretlemeyeyim diye. O zaman benim cevabım şu kutucuğun içinde olacak diyorum. Ve Yüklemin altı olduğunu görüyorum. Yazarın önceki romanlarında da bunun izlerine rastlarız. Yüklem bu. Koydum. Peki. Bunun önüne, şimdi bak şuradayım ya, bunun önüne gelebilir. Nedensellik yazarın, iradeyi yazarın, ortaya çıkardığı ürünler yazarın, belirgindir ancak yazarın, erhan benerin yazarın. Hangisi bunun önüne gelmeye adaydır diye bakacağım. Şu beni çok cezbetti. Belirgindir ancak yazarın önceki romanlarında bunun izlerine rastlarız. Ancak deyip bir bağlayacakmış gibi bir geldi. O zaman bunun önüne 2'yi getiriyorum. Çünkü diğerleri hiç uymadı. Diğerleri hiç uymadı o zaman 2'yi getiriyorum. Peki şimdi sağlamasını birazdan yapacağım. Sağlamasını birazdan yapacağım. 2'nin önüne ne gelebilir diye düşünüyorum. Ölü Deniz Romanı'nda. Ölü Deniz Romanı'nda. Erhan Bener'in Ölü Deniz Romanı'nda diyebilir miyim? Evet. Ürünler Ölü Deniz Romanı'nda iradeyi ölü Ölüdeniz romanında nedensellik Ölüdeniz romanı. Hangisi daha cuk diye oturdu? Bir değil mi? Bak bir böyle çok güzel oturdu oraya. Hemen burayı da koydum. Cevabım çıktı. 6-5-4 dedim kutucuğu gördüm. işaretledim geçtim. Peki ya hocam içime hiç sinmiyor. E ben çözdüm zaten artık sağlama yapabilirim. Sağlama yapabilirim. E yap sağlamayı. Hemen bakıyorum bunun önüne gelen ne olabilir diye düşünüyorum. Bir de ona bakalım. Olarak görme eğilimi. Olarak görme eğilimi. Yasaları doğrultusunda ortaya çıkardığı ürünler olarak görme eğilimi diyebilir miyim? Evet bundan önüne 3'ü getirirsin. Sonra geriye de ne kalır? Geriye ne kaldı? 4 ile 5 mi kaldı? Şuradaki V'den dolayı da 4 ile 5'i sıralarsın. Bak kontrol et. Davranışları, düşünceyi, hatta iradeyi ve çevreyi maddenin nedensellik yasaları doğrultusunda ortaya çıkardığı ürünler olarak görme eğilimi Erhan Bener'in Ölü Ölü Bir Deniz romanında çok belirgindir. Ancak yazarın önceki romanlarında da bunun üzerine rastlarız. Bak doğru yapmışım. Kasmaya gerek var mı? Yok. Zaten ÖSYM böyle çelişkili yerlere çok girmez arkadaşlar. Şu da olur, bu da olur'a girmez. Zaten getireceğiniz tamlamalar belirgindir. Şimdi bakın ben size başka bir şey göstereyim mi burada? Bak başka bir şey göstereyim. Az önce şey demiştim ya. Tamlama eklerine dikkat edin demiştim ya. ın ve ı ekine. Bak Erhan Bener'in bak Erhan Bener'in Ölü Bir Deniz romanı bak tamlama var burada tamlayanı bir yerde bırakmış tamlananı bir yerde bırakmış burası önemli bakın bu tarz tamlama bölünmelerini biz çok rahat sorularda göreceğiz dostlar evet cevabı bulmuştum sağlamasını da gösterdim uçtu gitti uçtu gitti gelsin Yeni sorumuz dostlar. Evet. Buyurunuz hemen sorumuza bakıyoruz. Şu an böyle bir kesilme olabilir. Çünkü telefonum çaldı arkadan. Ama düzeleceğiz inşallah. Netlik falan gittiyse tedirgin olmayın. Evet. Bakıyorum hemen. Yukarıdaki sözler yine ne oluşturacakmış? Kurallı bir cümle oluşturacakmış. Tamam. Kurallı bir cümle oluştursun. Sorunumuz yok onunla. Bir saniye dostlar. Başaramadım ayol. Şunu bir sileyim. Kalemimi alayım. Bir de renk seçeceğim. Kırmızıya dönmek istiyorum. Evet. Bu sefer de bizden ne istiyor? Kurallı cümlede baştan ikinciyi istiyor. Kaç tane sözöbeğim var? 6 tane var. O zaman sevgili arkadaşlar baştan sona gitmek daha mantıklı gibi gözüküyor. Ama benim elim o kadar alışmış ki sondan başa gitmeyi hep kullanıyorum ve benim için daha garanti geliyor. Şimdi baştan sona gitmeyi zaten hepiniz biliyorsunuz. Hepsini okuyacaksınız en başa hangisi gelebilir? En genel giriş cümlesi, giriş sözü bey hangisi olabilir diye başlayacaksın yardırmaya. O yüzden o yöntemi zaten hepiniz bildiğiniz için ben iyice oturtmak adına yine sondan başa doğru çözmeye çalışacağım. Olur mu? Yine sondan başa doğru gideceğim. Bu arada netlik geldi mi? Az önce telefonum çaldığı için belki bir e, netlik veya donma problemi yaşamış olabilirsiniz. Umarım düzelmiştir. Şimdi bakalım. Yine yüklemi bulacağım önce. Yüklemim hangisi? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yüklemim yine 6. Bak 3 tane çıkmış soru çözdük. Yüklem hepsinde 6'daydı. Bak 3 tane çıkmış sorunun içinde de 6 numaralı söze bir yüklem oldu. Şimdi bakıyorum hemen bunun yanına ne gelebilir? Ve bilim için yeni bir dönem açıldı demiş. Ve bilim için. Demek ki şu bağlaç iki şeyi birbirine bağlayacak. Şu ve şu. Peki ne ve ne olabilir? Yapay zeka ve bilim için. Diyebilirsin. Sahip olan ve bilim için geç, ziyade ve bilim için geç, insanlık ve bilim için diyebilirsin harika. Şimdi bak düşün, insanlık ve bilim için yeni bir dönem başladı dersin. Yapay zeka ve bilim için mi? Ben olsam insanlık ve bilim için derim çünkü niye yapay zeka ve bilim için diye ayırsın ki? Yapay zekada bilim unsuru değil mi? E zaten bilim yapay zekayı kas, kapsıyor. O yüzden iki farklı şey alacağım için ben şurayı seçiyorum. Diyorum ki teknolojileri alanında insanlık ve bilim için yeni bir dönem açıldı. Peki teknolojileri alanında ne teknolojileri ayol ne teknolojileri bir şey teknolojileri olacak aha buldum yapay zeka teknolojileri alanında dedim. Bak yine tamlama var gördün ne teknolojileri yapay zeka teknolojileri. Dikkat ederseniz ÖSME hep tamlamaları ortadan ikiye bölmüş. O zaman hemen bunun başına da birin geleceğini görüyorum bir başına bir geldi. Peki birin başına gel. Yenmesinin ardından yenmesinin. Neyi yenmesinin ayol? Neyi yenmesinin? Neyi yenmesinin? Ah buldum. Şampiyonunu yenmesinin ardından. Doğru mu? Bakın yine ortadan ikiye bölmüş. O zaman bunun başına da ne gelecek dostlar? Bunun başına da tabii ki. Bir saniye. 6, 5, 4. Eksik mi gittim diye düşünüyorum. 6 4 1 Şuraya ne gelecek birinin arkasına şu an kafam karıştı. Ha, şampiyonluğu yenmesinin ardından e, ee, ne yazacağımı şey yaptım. Ha, bunu da verdim. Peki bunun önüne ne gelecek? Artık geriye neler kaldı? Bak 5'i kullandım. 1'i kullandım. 4'ü kullandım. 6'yı kullandım. Geriye 2 ve 3 kaldı değil mi? 2 ve 3 kaldı. O zaman bunları kendi arasında sıralamak lazım. Hemen sıralayalım. Öğrenme yeteneğinden ziyade müthiş bir işlem gücüne sahip olan sahip olan Deep Blue'nun bir dünya satranç şampiyonunu yenmesinin ardından yapay zeka teknolojileri alanında insanlık ve bilim için yeni bir dönem açılmış oldu dedim. O zaman hemen bakıyorum bunun arkasından hemen baştan ikinciyi soruyordu bana öğrenme yeteneğinden ziyade müthiş bir işlem gücüne sahip olan diyordu. O zaman burayı da işaretliyorum ve geçiyorum. Bakın bunu niye bu kadar uzun uzun çözdüm? Neden uzun uzun çözdüm? Şimdi baştan ikinciyi sorduğunda tabii ki sondan başlamayın. Vakit kaybı. Ama zaten baştan sona gitmeyi siz biliyorsunuz. Okuyorsun tek 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 bakıyorsun. Amacım sondan başa gitme mantığını anlatmaktı bu soruda. O yüzden baştan sona gitmedim. Yanlış anlaşılmasın. Ya çok uğraştınız hocam. E niye uğraşıyorum? Anlayın mantığını çözün diye an anlatıyorum. Başka bir derdim yok. Bir de bir şey söyleyeceğim. Baştan sona doğru çözdüğünüzde sanki giriş ifadesi 5 gibi değil mi? Dip bloğunun bir dünya satranç şampiyonunu yenmesinin ardından yapay zeka sanki cümle Deep Blue ile başlıyormuş gibi durmuyor mu dostlar? Ha, evet o yüzden böyle bir sıkıntımız var bakın arkadaşlar. E, sondan başa gitmek daha garanti. Baştan sona gittiğinizde biraz daha hatlar karışabiliyor. Umarım derdimi anlatabilmişimdir diyorum ve diğer soruma geçiyorum. Buyurunuz. Baştan üçüncüyi sormuş. Yine 6 tane söz öbeğim var. 6 5 4 3 diyorum ve şurayı işaretliyorum. Tabii ki yine yüklemi bularak başlayacağız. Hemen şöyle hızlıca inceledim. Yüklem hangisi olabilir dedim ve şunu gördüm. Yine bir çıkmış soru ve yine yüklem son söz eveinde. Allah Allah. Bu bir tesadüf mü acaba? Bu bir tesadüf mü acaba? Bilemedim. Bu probleme yaklaşmalıyız. En sona geleceği kesin. Bazılarının bu probleme yaklaşmalıyız. Bazılarının olmaz. Aynı bu probleme yaklaşmalıyız. Görerek bu probleme yaklaşmalıyız. Olduğunu görerek bu probleme yaklaşma. Sanki bunun önüne bu gelecek gibi. Teyit edelim. Hepten güçsüz olduğunu görerek bu probleme yaklaşmalıyız. Oldu mu? Bence cuk diye oldu. O zaman altının önüne 2 gelecekmiş. Koydum. Peki hepten güçsüz olduğunu görerek. Aynı hepten. Olduğunu hepten. Bazılarının hepten. Bazılarının hepten. Hı, -hı. Hepten. Bak şuralarda bir şey var. Şurada, şurada bir şey var. Onu bir görmeniz lazım şunu bir görmeniz lazım. Daha az güçlü bazı bak iki tane bazılarının var. Gördünüz mü? Bu bana şunu söylüyor. Ba, i̇ki yerde, iki yerde aralarında bir sıralama var. iki yerde. Hemen burayı bir gör, görmek istiyorum. Daha az güçlü bazılarının olmadı. Bazı yapıtların daha güçlü. Bazılarının ha şimdi oldu. O zaman şu 4 ile 5 arasındaki ilişkiyi çözelim mi bir? Bence 4 ile 5 arasındaki ilişkiyi çözelim. Bazı yapıtların daha güçlü, bazılarının daha az güçlü, bazılarının hepten güçsüz olduğunu görerek diyebilirim. Bak aralarında bir ilişki var bunların. O zaman kendi aralarında şöyle bir sıralama var. 5, 4, 2 şeklinde bir sıralama var değil mi? E, o zaman 2'nin önüne ne gelecekmiş? 5 ve 4 gelecekmiş diyorum. Buraya yerleştiriyorum. Çünkü 2 en sona geliyordu. O zaman cevabım ne arkadaşlar? 5 oldu yapıştırdım geçtim. Teyit edelim. Bazı yapıtların daha güçlü, bazılarının daha az güçlü, bazılarının hepten güçsüz olduğunu görerek bu probleme yaklaşmalıyız. Bak müthiş oldu. Sağlamamı da yaptım, işaretledim geçtim. Burada kilit nokta neydi biliyor musunuz? Şunu anlatmaya çalışıyorum size. ÖSYM bu kendi aralarında sıralama yaptırma durumunu, bak kendi arasında sıralama yaptırma durumunu ve şu bağlaçları V bağlaçını çok kullanır. Ya V'lerle kendi arasında bir sıralama yaptırır. Az önceki soruda vardı hatırlarsanız V bağlaçı vardı en başta. Ya V'lerle bir birleştirme yaptırır ya da bak burada bazılarının sözcüğünü iki kez kullanarak aralarında bir sıralama yaptırma ihtiyacı duydu ve bu da size soruyu güzelce çözdürdü. Evet dostlar dediğim gibi güzel soruydu. Uçtu gitti. Gelsin yeni sorumuz. Gelsin yeni sorumuz. Bu sefer 5 söz öbeğimiz var. Daha kolay. Yine sondan çözeceğim ki taşlar yerine otursun. Tabii ki baştan ikinciyi sorduğunda baştan başlamak daha mantıklı. Ama sondan başlamak daha garanti görüyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1. Yükleme bulalım. Cevap şurada olacak tahmininiz üzere. Baştan ikinciyi sormuş çünkü. Yükleme ben sona alın. Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir. 3 Yazıcıların Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir. Modellerin Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir. Kullanılmasına ya da son örneklerinden biri Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir. Aa, üçün önüne birin geleceği kesin değil mi? Başka bir ihtimal yok. En cuk diye oturuyorum. Bu zaten. Peki. Yönelik son örneklerden biri demiş ya. Yazıcıların yönelik, modellerin yönelik, kullanılmasına yönelik. Aa, oldu vallahi. Kullanılmasına yönelik son örneklerden biri bayağı iyi oldu. Mimarlık alanında. Bak şimdi buraya da kontrol edelim. Mimarlık alanında kullanılması. Mimarlık alanında kullanılması düşünüyorum. Modellerin mimarlık alanında kullanılması. Ya da yazıcıların mimarlık alanında kullanılması. Aa ikisi de oluyor. O zaman kendi aralarında sıralama yaptıralım mı? Bence kendi aralarında sıralayalım. O zaman 2 ile 4'ü kendi içinde okuyorum ve sıralıyorum. Ve şunu görüyorum. Daha çok, daha çok küçük ölçekli modellerin üretiminde ön plana çıkan 3 boyutlu yazıcıların dedim cevabım çıktı. Sağlamasında yaptığında zaten cuk diye taşların yerine oturduğunu göreceksiniz. Ee, dediğim gibi bu soru birden beşe giderek daha iyi çözülür. Ama amacım tamlamaları nasıl birleştiriyorum? Nasıl çözüyorum? Sondan başa nasıl gidiyorum? Onu görün istiyor, istedim. Ee, o yüzden arkadaşlar bakın burada da aynısı var. Örneklerinden biri. Bak, son örneklerinden biri Amsterdam'da bulunan bir kanal evidir. Bak, burada da yine anlam birlikteliğini ortadan ikiye ayırmış. Mantık bu dostlar. Çıkmış sorulardaki olayımız bu. Şimdi izninizle şöyle bir, bir tane de bir iki tane de benim güzel canım soru bankamdan çözeyim istiyorum. İzniniz olursa tabii ki. Şöyle sorumu hemen ayarlayayım. Ondan sonra olaysız dağılırız diye düşünüyorum. Tabi dersin sonunda sizin de fikirlerinizi almak isterim. Şimdi evet şöyle bir tane minnoş bir soru görelim istiyorum. Kağıt alayım şöyle üzerini kapatmak istiyorum kafanız karışmasın diye. Bence şöyle iyi oldu. Buyurunuz bir tane de benim minnoş sorularımdan birisi. Neyi sormuş? Kurallı ve anlamlı bir bütün oluşturacağız. Baştan dördüncü soruluyor. Beş tane ifademiz var. Yüklemimiz ne? Hemen yüklemi bularak başlayalım istiyorum. Yüklemimiz şöyle belki şurada kağıda yazmam gerekebilir diye şurayı alayım. Yüklemimiz tabii ki nasıl burada bir boşluk neyse. Yüklemimiz ne olacak? Hizmet okullara bizzat götürüyor. Yüklemimiz 4 oldu. Yüklemimiz 4. E bunun önüne geleni bulduğumuzda cevap çıkacak zaten. Çünkü burası 5, 4. Bunun cevap burada olacak. Bakalım. Hizmet okulları Yayın evleri hizmet okulları bizzat götürüyor. Düzenleyerek hizmet okulları bizzat götürüyor. Fuarlara olmadı. Açarak hizmet okulları bizzat götürüyor. Şimdi bakıyorum. Bunun önüne gelecekler beni biraz ürküttü. Acaba hangisi bunun önüne gelebilir dediğimde. Bakıyorum ki açarak hizmet okulları götürüyor. Yayın evleri de oluyor. Düzenleyerek de. Yani üç farklı durum karşıma çıkıyor dostlar. O zaman diyorum bakış açımı hemen değiştirmeliyim. Farklı bir yerden yaklaşmalıyım. Şuradaki V'yi görüyorum. V'yi görüyorum. Bu V bana yardımcı olacak. Bakın ÖSM sorularında bu V'yi çok görürsünüz. V yazar etkinlikleri düzenleyerek. Ne olabilir? Ne olabilir? Hangisi şu? Iki, ile bağlayabileceğim hangisi sizce? Bence şu. Fuar günlerinde özel okullarda kitap standları açarak ve yazar etkinlikleri düzenleyerek. O zaman şurayı elemiş oldum. Doğru mu? Bence bunu elemiş oldum. Şu açarak bir yerde koptu. O zaman şurayı eliyorum. Burayla işim yok. Peki diğer seçenekler arasında bir değerlendirme yaptığımda 1 ile de 3'ü bağlayamaz mıyım? İstanbul dışındaki fuarlara katılan bazı yayın evleri. Ha, bak burayla da bağlantı var. O zaman bağlantısız şekilde ortada kalan yer burası oldu. Cevabım 2. Peki teyit edelim. Teyit edelim. Hemen kontrol ediyorum. İstanbul dışındaki fuarlara katılan bazı yayın evleri. Fuar günlerinde özel okullarda kitap standları açarak ve yazar etkinlikleri düzenleyerek hizmeti okullara bizzat götürüyor. Sağlamasını da yaptım. Yapıştırdım. Geçtim dostlar. Bakın iki ihtimalli, üç ihtimalli durumlarda da eleyerek gidin. Ya ben bunu V'yi göreceğim. Yani burada size mutlaka ÖSM bir ipucu vermeli. Ya bir bağlaç vermeli, ya bir tamlama vermeli, ya bir deyim vermeli ki bunlardan yola çıkarak sıralamanız e, sıralamanızı rahatlıkla yapabilirsiniz dostlar. Evet şimdi son bir soruya da bakalım. Benim minnoş aşina soru bankamdan. Ondan sonra olaysız dağılırız. Şöyle sorumu buldum. Buyurunuz. Hemen bir soru daha var burada. Ellerinizden öper. Bu sefer baştan üçüncü soruluyor arkadaşlar. Yani şöyle bir şey arıyorum ben. Az öncekiyle karışmasın. 6, 5, pardon 6 yok bunda. Yanlış yaptım bak görüyoruz. 5, 4, 3. Bu sefer cevap şurada olacak. Yüklemimiz ne? Dilin kurallarına uygunluk göstermesidir. Bunu hemen Beşe aldım yüklemimi. Bunun önüne ne gelecek diye bakıyorum. Yazılmış dilin kurallarına uygunluk göstermesi olması değil çevirisinde geç. Şimdi benim bunun önüne getirebileceğim ifadem önemli sevgili arkadaşlar. Bunun önüne ne gelebilir diye şöyle hızlıca bir düşünüyorum. Bir soluklanayım. Çok konuştum. Farkındayım. Gerçekten çok konuştum. Farkındayım. Dilin kurallarına uygunluk göstermesidir en sonda önemli olan dilin kurallarına uygunluk göstermesidir diyebilir miyim? 4 gelebilir diye düşünüyorum. Şöyle alta yazayım da kesinleşmemiş. Çevirinin sürekli sürükleyici olması değil, dilin kurallarına uygunluk göstermesidir. Aa bak bu da olabilir. Ya 4 ya 2. 2 seçeneği var mı burada? Evet. Şimdi bu kitaptan seçtiğim sorular biraz daha sizi zorlayabilecek soru tarzlarını görebilmeniz içindir. O zaman hemen seçeneklerimi değiştirerek bakıyorum. Bu sefer bir de sondan geldik ya bir de baştan ilerleyelim. Başa ne gelebilir diye. Bakalım bağlantımızı kuralım. Hemen bakıyorum. Fransız romanların çevirisinde önemli olan Aa çok güzel oldu ama şurayı ne yapacağım? Sanatlı ve ağır bir dille yazılmış nereye koyacağım? O zaman birle değil de neyle başlayayım biliyor musunuz? Sanatlı ve ağır bir dille yazılmış Fransız romanların çevirisinde. Hah bak şimdi oldu. Cuk diye oturdu. Sanatlı ve ağır bir dile yazılmış Fransız romanların çevirisinde önemli olan çevirinin sürükleyici, olma, sürükleyici olması değil, dilin kurallarına uygunluk göstermesidir dedim, değil mi? O zaman bunun başına gelecek olan şey ikiymiş. Cevabımı yapıştırıp, pardon. Bize neyi soruyordu? Kafam gitti. Baştan üçüncüyü soruyordu. Ee, nereden aldık? Fransız romanların çevirisinde e, önemli olan, sanat e, önemli olan şurada kaldı. Önemli olan çevrim sürükleyici olması değil dedim kolana. Aynen 4 oldu. Ben 4'ü soruyormuş gibi düşündüm de 3'ü soruyormuş. O zaman baştan 3'üncümüz 4 oldu diyorum. İşaretleyip geçiyorum dostlar. Şimdi buradaki mantık ne? Yani burada nasıl bir bakış açısı kazandırmaya çalıştım? Burada da amacımız sevgili arkadaşlar tamamen ikili birleştirme yapmaktı. Yani ilk 2'de ne var? Son 2'de ne var dedim. Bağlantıyı kurdum geçtim. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Yani amacımız sevgili arkadaşlar sadece ve sadece e, şu değil. E, birden sonra 2'yi, 2'den sonra 3'ü, 3'ten sonra 4'ü, 4'ten sonra 5'i bulayım değildir dostlar. Bazen tıkanıp kaldığınızda 4 ile 5'i ayrı, 1 ve 2'yi ayrı bulup birleştirmeniz gerekir. Bu soruda da amacım bunu anlatmaktı. Yani her zaman 1'den 5'e sırasıyla gidemezsiniz. Bakın az önceki soruda ne yaptım? Az önceki soruda ne yaptım? 4 ile 5'i buldum. 1 ve 2'yi buldum. Sonra birleştirdim. 3'ü aralarına koyarak. Ay. Evet dostlar. Sonlara doğru çok yoruldum artık. Çok da konuştum. Soluksuz kaldım. Nasıl geçti dersimiz? Son iki soru kendi kitabından sorulardı. Bir tık daha e, sondan gidildiğinde hani zorlanabileceğin soru kalıplarının mantığını anlatmaya çalıştım. Tabii ki bunları baştan sona gitseydiniz belki baştan ikinciyi sonra daha kolay. Ama dediğim gibi derdim sondan başa gitme mantığını oturtmanız. Mesela baştan dördü sorduğunda daha hızlı çözebilmeniz. Yoksa zaten baştan ikiyi sorduğunda şak diye yapıyorsunuz. Keşke hep baştan ikiyi sorsa. Evet. Eyvallah çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet ekrana getireyim tabii ki şu şey kağıdı diyorsunuz sanırım. Evet ben orada bir hangisini sorduğunu bilemedim. Şu son soruyu diyorsunuz değil mi? <laughs> Numaralar bir karıştı orada. Çünkü ben baştan dördüncüyü mü çözüyoruz diye bir artık yoruldum yani. Şunu da çevireyim. Ekran görüntüsü almak isteyenler var sanırım. Şöyle sanırım. Şunu mu istemiştiniz? Evet efendim. Sanıyorum buydu. Ee, en son ama doğruyu söyledik değil mi benim orada bir kafam gitti ama dur bakayım yanlış bir şeyi işaretletmedim değil mi ben size sevgili arkadaşlar umarım hatalı bir şey yapmamışızdır şöyle tekrar kameramı alayım son aşamada doğrusunu söyledik değil mi cevabın <laughs> teşekkür ederim sağ olun çok tatlısınız çok güzelsiniz Kaydedeceğim arkadaşlar. Yani bir aksilik olmadığı müddetçe kayıtlı olacak dersimiz. Evet paragrafta da anlatacağım. Paragrafta da. Ya yani bütün e, belli bir çözüm yöntemi olan size destek olabilecek bütün her şeyi anlatacağım. Umarım arkadaşlar. Evet yani sondan gitmek daha garanti olduğu için bunu anlattım. Zaten baştan gitmeyi hepiniz biliyorsunuz. Farklı bir bakış açısı kazandırabildiysem ne mutlu size. Umarım faydam olur. Umarım. 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 Bir şey yapmadım cildime. <laughs> Sıcaktan biraz sadece. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, şeylere de bakıyorum bir yandan. Ee, kitap arkadaşlar. Kitap Seç'te var. İSEM'de var. Ee, oradan alabilirsiniz. Ee, arkadaşlar oralardan şey yapıyorlar. Ee, almışlar. Hocam YouTube'da da paylaşacağım. Hatta diğer şeyleri de paylaşacağım. Sadece biraz vakit bulmam gerekiyor. Kanalımı bir düzenlemem gerekiyor. Size duyurusunu yaparım. Merak etmeyiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu dördüncü dersimizdi. Sondan iyi oldu mu? Bak baştan çok zorlanıyoruz yeni arkadaşlar oldu. Sondan mantığınıza yattım. Aa bu daha mantıklıymış. Son baş tamlama kurmak daha kolaymış dedi, dedirtebildim mi? Veya benim kitaptan çözdüğüm sorularda farklı bir bakış açısı kazandırabildim mi? Tıkandığınız yerde ne yapmanız gerektiğini gördünüz mü? Niye söylüyorum biliyor musun? Çünkü sınavda e, sorularla bazen kavga ediyorsunuz arkadaşlar. Kavga ediyorsunuz. Ya yani şöyle bir kafaya giriyorsunuz. Biri buldum, ikiyi buldum. Ulan üçü bulamıyorum. Üç, üç numaralı ee, söz öbeğini bulamıyorum ya da 3 numaralı cümleyi bulamıyorum. E, bulamıyorsan bırak 4 ile 5'i bul. 3'ü en sona at. Ya illa sıralı gitmemeniz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Benim kitaptan çözdüğümü manta oydu. Lan sondan gidiyordum. Tıkandı. E o zaman başa dön. İlla başladığın yerden soruyu çözmek zorunda değilsin ki. Tıkandığınız yerde sevgili arkadaşlar mutlaka ee, mutlaka bakış açınızı değiştirin. 1 ve 2'yi mi buldun? 3'ü bulmakta diretme. Git 5'i bul. 4'ü bul. Zaten geriye kalanları bir yerlere sıkıştırırsın. Mantık bu. Açıkta kalanı tık bir yerlere. O kendi su akar yatağını bulur. Tıkıştırın bir yerlere. Önce cuk oturanları bulun. Açıkta kalanları da ulan şunu ben bir şuraya sıkıştırayım deyin. Olsun gitsin. Dostlar kendinize çok iyi bakın.